Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Of. Aa, çok terledim. Oh, ben de. Hava gerçekten çok sıcak. Of. Kar bu. Kar mı? Bu havada. Yok daha neler. Gerçekten de karmış. Galiba şoktalar. Sana çok eğleneceğimizi söylemiştim. Serinlemek istemiyor muydunuz? Koca çınar. Hadi yine kurtuldunuz. Merhaba koca çınar. Hoş geldiniz çocuklar. Mehmet, Ali, o üzerinizdekiler kar mı yoksa ben mi yanlış görüyorum? Biraz kar topu oynadık da. Bu mevsimde kar topu. Zeynep, bu senin fikrin olmalı. Kar makinesi başka kimin aklına gelirdi ki? Çocuklar, sizi neden çağırdığımı biliyorsunuz. Gürgen! Yazın ortasında hasta olmayı başarmak büyük yetenek. İç bakalım Azmici. İçmeyeceğim. Ama içmezsen iyileşemezsin. İşim gücüm var benim. İstemiyorum. İç şu ilacı dedim sana. Tamam. Ne? Kaşığı da mı yuttun? Patron, artık bir yere saldırmayacak mıyız? Saldıracağız da. Ne ile ve nasıl saldıracağımızı bulamıyorum. Peki bu kez neresi? Yıldız Sarayı. Bir sebebi var mı patron? Neden Yıldız Sarayı? Bir sebebi tabii ki var. Çünkü... Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahlarından biridir. Güzelce katladım mı? Tam 33 yıl tahtta kalmıştır ve devleti Yıldız Sarayı'ndan idare etmiştir. Şimdi de burayı... Gürgen! Buyurun öğretmenim. Dersi neden dinlemiyorsun? Dinliyorum öğretmenim. Söylediklerinizi ezberledim bile. Demek öyle. Cevap ver bakalım o halde. İkinci Abdülhamit Han devleti hangi saraydan idare etmiştir? Cevap veriyorum öğretmenim. Galatasaray'dan. Otur yerine. Dersi de iyi dinle. Başka işlerle uğraşma. Cevap Yıldız Sarayı olacaktır. Siz görürsünüz. Yıldız Sarayı'ymış. Bu kez hedef olarak nereyi seçti? Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin en önemli binalarından biri olan Yıldız Sarayı'nı. Gürgen iyice kontrolden çıktı. Ne yazık ki giderek daha tehlikeli hale geliyor. Nasıl bir saldırı düzenleyecek? Bunu öğrenmek ve Gürgen'i durdurmak görevi size düşüyor çocuklar. Başına o kadar şey geldi ama hiç ders almıyor. Amacına ulaşmasına yine izin vermeyeceğiz. İşte bu kadar. Yıldız Sarayı hakkındaki önemli bilgileri ulaştım bile. Herkes hazırsa hemen harekete geçelim. Çocuklar, size güveniyorum.
Şimdiden kolay gelsin. Ben hiç böyle olmamıştım. Durdu sanki. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hasta olmasam sana yardım ederdim patron. Ama yine ateşim çıktı. Yanıyorum resmen. Ne dedin sen? Ateşim çıktı, yanıyorum de. İşte bu. İşte bu. Kedi olalı ilk defa bir fare tuttun Azmi. Fare mi tuttun? O halde Yıldız Sarayı'nın da biraz ateşe çıkıp yansın. Bu da tamam. İşte yeni icadım. Kıvılcım T-61. İşte geldik. Sessiz olalım. Yürgen buralarda bir yerde olabilir. Şimdi bulunduğumuz yer Saltanat Kapısı. Bu kapı sadece Sultan Abdülhamit'in giriş çıkışları için kullanılırmış. Özel bir kapı olduğu belli. Peki Yürgen nerede olabilir? Bunu tahmin etmek biraz zor. Yıldız Sarayı tek bir binadan oluşmuyor. İkişerli gruplara ayrılıp arayalım. İyi fikir. Daha hızlı oluruz. O halde siz de Büyük Mabey'in dairesine bakın. Tamam. Kimsecikler yok. Şanslıyız. Haklıyım. Tamam, anladık. İnsanın yüzüne hapşırılmaz Azmi. Seninle koşarak bir yere gelme. Ben daha yeni başlamıştım. Bir şey bulabildiniz mi? Yürgen hiçbir yerde yok. Belki de daha gelmemiştir. Bu sefer erken geldik galiba. Olabilir. Bence biraz dinlenelim. Yürgen'in nasıl bir saldırı yapacağını da düşünürüz. Gittiler. Az daha hapşıracaktım patron. Ama tuttum kendimi. Öyle bir hapşırsaydın, dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdim sana. Muhtemelen Yıldız Sarayı'nın en önemli binasına saldıracaktır. Ama bunu neyle ve nasıl yapacak? Sarayın en önemli özellikleri neler ki? Saray yaklaşık 500 bin metrekare alana inşa edilmiş. Ne? 500 bin mi? Şimdi neden bu kadar yorulduğumu anladım. Sen ancak 1 kilometre koşmuşsundur.
Aslında saraydan çok bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Sarayda çok sayıda atölye, imarethane ve bir porselen fabrikası, köşk, bahçe ve kocaman bir kütüphane var. Başka? Az önce buluştuğumuz saat kulesi sarayın en önemli eserlerinden. Bir de bu kocaman havuz. Bir dakika, bu bilgi işimize yarayabilir. Zamanında bir grup isyancı Yıldız Sarayı'na saldırmışlar ve sarayı yakmak istemişler. Çıkan yangın önlenmiş ama bazı binalar kurtarılamamış. İşte bu. Harikasın Zeynep. Kesin Gürgen Sarayı yakmaya çalışacak. Ama ona nasıl engel olacağız? Ben çok güzel bir yol biliyorum. Kesin Azmi bu. Sessiz olsana. Seni neden yanımda getirdim ki? Nefes alamadım patron. Ortalıkta yoklar. Kesin gittiler. Hadi işe koyulalım. Çok vakit kaybettik. Keşke bana da bir tane yapsaydın patron. Çok ateş püskürtüyor mu? Hem de nasıl? Görürsün birazdan. Patron, sen bir daha iyisin. Ateşle oynamak tehlikelidir Gürgen. Tehlikeyi daha görmediniz siz. Demek pes etmiyorsun. Bizim de sana bir sürprizimiz var. Hadi Elif, sıra sende. Bu da ne böyle? Aman çok korktum. Şu işimi bitireyim. Söz veriyorum, kardan adam yapacağım size. O kadar emin olma. Elif, şimdi. Kardan adam olmasa da iki tane buzdan adam yaptık. Gürgen neye uğradığını şaşırdı. Bakışları aklıma geldikçe gülüyorum. Sizi unuttuk mu sandınız? Oyunumuz yarım kalmıştı galiba. Hapşa! Hapşa!